Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz son derece ilginç. Ekmek yemek şart mı? Aslında hekimler, beslenme uzmanları, kimyagerler, gurmeler, aşçılar, yemek yapanlar, fırıncılar hepsi ikiye bölmüş durumda. Bir kısmı diyor ki ekmek yemek mutlaka şart. Bir kısmı da diyor ki ekmek yemeye gerek yok. O zaman ben bitki kimyası ve tohum gözüyle bakmak istiyorum. Biz unu neden elde ediyoruz? Arpadan, buğdaydan, çavdardan, mısırdan, çok farklı enstrümanlardan ve tohumlardan biz buğday elde ediyoruz. Peki bu buğdaylar una dönüştükten sonra ne diye anılıyor? Buğday unu, mısır unu, çavdar unu, arpa unu diye. Aslında buradaki kritik soru rafine olan unlardan yapılan, sanayi unlardan yapılan ekmekler. Bunu ben özellikle altını çizmek istiyorum. Tohuma baktığın zaman tohum aslında 3 bölümden oluşuyor. Endosperm bölüm, ruşeim ve kepek kısmı. Buradaki sanayi ununda kullanılan buğdayın ruşeimi atlanıyor ki ruşeimde mineral, vitamin ve protein yüklüdür. Kepek atılıyor. Sadece bizim endosperm dediğimiz nişasta ağırlıklı kısım una dönüştürülüyor. Esas işte tam da burada başlıyor. Çünkü tamamen nişastaya bağlı un oluştuğu zaman biz bunu yediğimiz zaman çok hızlı kan şekerimiz yükseliyor ve vücut büyük oranda vitamin, mineral ve kepek almadan kanımızdaki şeker yükseliyor. Çünkü bundaki lif geçişi yavaşlatıyor. Bu sefer geçişle ilgili bariyer de kalkmış oluyor. Öyle olunca da vücudumuzdaki pankreas sürekli çırpınır ve durumu alarm durumuna getiriyor. Bizi komaya sokmamak için, şekeri yükseltmemek için sürekli insülin salgılıyor. Esas sıkıntılardan bir tanesi de bu. Şunu diyebilirsiniz. Otodom, biz rafineri un kullanmıyoruz. Biz tam buğday unu kullanıyoruz. Ne dersin? Evet. Tam buğday unuyla yapılmış ekmek son derece güzel. O zaman ne yapıyoruz? Bu ekmeğin dizaynında un, su, tuz ve maya var. Bu gayet güzel. Bu sefer ikinci oyunu bozan sistem ortaya çıkıyor. Nedir? Biz ekmek bayatlanmasın, kıvamını tutsun, hızlı mayalansın ve içindeki kabarıkçılık da güzel olsun diye ekmeğin içine katkı maddesi koyuyoruz. Bakın Uludağ Üniversitesi 2006 yılında, bu 2006'yı özellikle unutmayın, Tıp Fakültesi, buradan okumak istiyorum. Çocuk cerrahi ana bilim dalı, gıdalardaki katkı maddeleri ve zararları, çocukların hiperaktiviteleri üzerinde bir araştırma yapmış. Ve bu araştırmanın bir yerinde de bakın 2006'da sadece gıdalara konan katkı maddesinin 4000 olduğunu söylüyor. İnanılır gibi değil. Yıl 2022. Geçen hafta bir Alman dergisinde okudum. Katkı maddelerinin miktarı 8000. O zaman ne oluyor? Bizim sağlığımız büyük oranda riske girmiş oluyor. Peki ekmek gerekli mi? Ekmek az tüketilmesi gereken bir gıda. Bir daha söylüyorum. Ekmek sınırlı tüketilmesi gereken bir gıda. Peki diyeceksiniz ki ortalama ne kadar tüketmemiz lazım? Dünya düzeyine baktığımız zaman en fazla ekmeği tüketen ülkeyiz. 104 kilogram tüketiyoruz. Almanya 56 kilogram. Fransa 57 kilogram. Ömüre baktığımız zaman Türkiye 104 kilogram ekmek tüketimiyle 77 yıl yaşıyor. Almanya 56 kilogram yıllık ekmek tüketiyor ve 81 yıl yaşıyor. Fransa 57 kilogram ekmek tüketiyor ve 82 yıl yaşıyor. En az ülke İspanya yıllık 32 kilogram ekmek tüketiyor ve 81 yıl yaşıyor. Bakın ekmekle ilgili en fazla UNESCO'ya tescil eden Almanlardır. 3200 tane ekmekleri tescillidir. Almanlar bile yani bir ekmeği 30 gram düşünürsek 3,5-4 dilim ekmek yiyor. Biz ise tam 9,5 dilim ekmek yiyoruz. Yani bu markette bildiğimiz ekmeğin somunu düşün, onun tam 1,5 katını yiyoruz. Onun için bu tek yönlü beslenme de bizi sağlık açısından risk etmektedir. Çünkü aslında beslenmede kuru yemiş olacak, salata olacak, meyve olacak. Sadece ekmeğe dayalı bir beslenme bizim hem ömrümüzü hem de hastalıklara açık hale getiriyor. Onu da özellikle söylemek isterim. Peki Hipokrat nedir bizim? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ekmeğin ilaç olması için günlük 2 ya da 3 dilim ekmek yememiz gerekiyor. Ot Adamı kanalı lütfen takip edin. Ot Adamı'nın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir video bütün sağlığınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.